gittikçe parlayan bir ürün olarak. İyice kurduktan sonra da bir pamuklu bir bezle silindiğinde gene biraz daha parlaklaşır ama işte ben çok fazla da parlatmak istemiyorum. Bir miktar şimdi parladı bu. Bırakacağım zaten. Ahşabın ön tarafını yapıp arkasını ham bırakmayın. Çünkü ham kalan kısım hani o doğal ortamdan nem alır. Nem aldığı için şişer. Şiştikçe bu böyle bombelik yapar. Onun için mutlaka arka tarafını da cilalamak lazım. Yani cila, vernik ne yapıyorsanız ona göre yani ahşabın her tarafını aynı oranda kapatmak lazım. Yoksa buradan nem almaz, buradan nem alır. Nem aldığı taraf genişleyeceği için dönmeye başlar. Bakın şimdiden bile hafif bir seyim böyle yapabilir yani. Şimdi burası çünkü nem aldı. Arkaya doğru dönüyor. Şu önünü bitirince arkasına da süreceğiz. Ağacın doğal ortamdaki nem almasını o şekilde engelleyeceğiz. Ham kalmasın diye fırça yardımıyla
İşte. Parlıyor işte. Yani daha da sürsek daha da parlaklaşır, daha da parlaklaşır. Sürdükçe parlaklaşır. Ama tabii çok üst üste katmamak da iyi değil. Yani çok parlak istiyorsanız bir müddet bekleteceksiniz. Ondan sonra çok ince bir zımpara veya şey bulaşık teli, alüminyum bulaşık teliyle yani bir üstünü geçeceksiniz, çizeceksiniz üst şeylerini. Kili aslında biraz bozacaksınız. Ondan sonra bir kat daha, iki kat daha vuracaksınız üst üste. Olay bu. Evet. Arkadaşlar. Günlük. Bununla bunu paylaşmak istedim. Ve teşekkür ediyorum. Ve izlediğiniz için. Sizlere de kolay gelsin.